Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. 3-9 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, güneş sizin burcunuzda ilerliyor. Evet, bu tabii ki enerjinizi, yaşam enerjinizi, yaratıcılığınızı arttırabilir. Öncelikle bu hafta doğan tüm aslan burçlarımızın doğum gününü kutluyorum. Mutlu, başarılı, sağlıklı bir yıl dilerim size. Ve haftaya dolunayla başlıyoruz. Sizin için çok önemli bir hafta. Hemen pazartesi günü 3 Ağustos'ta Güneş Kova burcunda, Ay Kova burcunda ilerlerken akşam saatlerinde 18:58'de Güneş'le karşı açıya geçecek ve 11 derece Kova burcunda dolunayımız meydana gelecek. Özellikle doğum günü 28 Temmuz 7 Ağustos arası olan aslan burçlarımız için çok önemli bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. Yine yükselen burcu da 11 derece ve yakınlarında olan aslan burçlarımız güçlü etkiler alıyorlar. Evet, dolunaylar tamamlanma dönemleridir, farkındalık dönemleridir. Dönüşümler yaşarız ve sizin ilişki evinizi aydınlatan bir dolunay. Her türlü özel ilişkinizde, ilişki dinamiklerinizde önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz ve kararlar da verebilirsiniz. Tabii ki bir evliliği işaret edebilir bu dolunay. Ya da var olan evliliğinizle ilgili vereceğiniz bazı kararları, birlikte yapacağınız bazı adımları gösterebilir. İşbirlikleri, ortaklıklar adına bir önemli bir dolunay veya süregelen ortaklıklarınızla ilgili ya da yakın arkadaşlıklarınızla da ilgili yine önemli dönüşümlerle karşılaşabilirsiniz. Uranüs Boğa burcunda ve güçlü bir açı yapıyor dolunaya. Dolayısıyla ilişki dinamiklerinizle bağlantılı olarak aslında toplum önündeki statünüzde de bazı güçlü dönüşümler olabilir. Yani yeni bir işbirliği, bir ortaklık, evlilik, ayrılık ve benzeri gibi konular sizin statünüzü, toplumdaki duruşunuzu ve kariyerinizi de etkileyebilir ve bunlar hatta beklemediğiniz sürpriz bir şekillerde de karşınıza gelebilir. Bazen de eşiniz, partnerinizin hayatında olan bazı durumlar yine sizin hayatınıza tesir edebilir sevgili aslanlar. Dolunay hafta boyunca aslında etkisini sürdürecek. Genel bir video da hazırladım sizler için, henüz izlemediyseniz Kova burcu dolunayı videomuzda Astrofoni Demet Baltacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Evet, bu hafta önemli gezegen değişimlerimiz var. 5 Ağustos'ta Merkür İkizler burcundan ayrılıp Yengeç burcuna geçecek. Uzun süredir İkizler burcundaydı. Pardon, Merkür Yengeç'ten ayrılıp Aslan'a geçecek. Uzun süredir Yengeç burcundaydı çünkü retro hareketi de vardı biliyorsunuz. Şimdi 20 Ağustos'a kadar Aslan burcunda olacak Merkür. Sizin burcunuzda olacak. Bu tabii ki sizi en azından zihinsel anlamda güçlü etkileyecek. Yani zihniniz hızlanabilir. Daha hızlı düşünebilir, hızlı kararlar verebilirsiniz. Öğrenme konusunda, iletişim konusunda daha verimli olacağınız bir dönemdesiniz. Bu hayatınızdaki eğitim konularını, ilişki dinamiklerinizi, hatta ticari konularınızı bile hızlı bir şekilde etkileyebilir 20 Ağustos'a kadar. Bir diğer burç değişimimiz ise 7 Ağustos'ta meydana geliyor. Venüs İkizlerden ayrılıp Yengeç burcuna geçecek. Venüs biliyorsunuz yaz aylarında retro yaptı. Bu nedenle uzun süre kaldı ikizlerde. Şimdi Yengeç burcuna geçiyor. Ve 6 Eylül'e kadar da Venüs Yengeç burcunda olacak. 12. evinizde olacak. Bu dönem aslında biraz geri planda kalan konular, daha ruhsal konular, daha manevi konulara işaret ediyor. Aile alanlarında, yuva alanlarında hassasiyetleriniz artabilir. Biraz ilişkilerde platonik olabilirsiniz. Biraz kendi iç dünyanıza yönelmeniz, daha yaratıcı çalışmalarla ilgilenmeniz mümkün. Hatta Venüs burada bazı güzel tatiller getirebilir size, dinlenme imkanları da getirebilir. Sağlık anlamında da, ruhsal, bedensel, zihinsel sağlık anlamında da sorunlarınızı çözme adına Venüs'ün o iyicil etkilerinden yararlanabilir, şifa bulabilirsiniz sevgili aslanlar. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir hafta dilerim. Hoşça kalın.